İçinde yaşadığımız gezegen, dünya, sizce küre biçiminde mi? Yoksa dünya aslında tepsi gibi dümdüz mü? Hiç düşündünüz mü? Saçmaladığımı veya şaka yaptığımı düşünüyor olabilirsiniz. Herkesin bildiği gibi bize ilkokulda öğretilen şey dünyanın yuvarlak olduğudur. Fakat bu bilgiye karşı çıkıp dünyanın düz olduğunu iddia eden insanların var olduğunu biliyor musunuz? Dünyanın düz olması fikri çok uçuk geliyor değil mi? Hatta saçma mı dersiniz? Bu teori birçok kişinin de kafasını karıştırmış olacak ki son günlerde sosyal medya tamamen bu konuya odaklanmış durumda. Aslında bu fikre teoriden ziyade bence hurafe demek daha yerinde olacaktır. Dünyanın aslında yuvarlak ya da elips şeklinde olmadığını, tepsi gibi yuvarlak olduğunu iddia eden geçmişten günümüze birçok insan var. Bunların çoğu felsefi düşünür, bilim adamı, din adamı gibi aklı başında insanlar. Fakat tarihte bu insanların sonunun ne olduğunu kimse doğru bir şekilde açıklayamadığı gibi bir sürü hikaye ve şehir efsaneleri de kulaktan kulağa dolaşmıştır. Geçmişten günümüze dünyanın düz olduğunu iddia eden ve inanan bu topluluğun adı The Flat Earth Society. Bu grup yaklaşık 200 yıldır dünyanın düz olduğunu savunuyor. Ve onlara inanan insanların sayısı da azımsanmayacak ölçüde olduğunu söylemek isterim. Dünyanın düz bir tepsi şeklinde olduğuna inanan bu garip insanların beyin yakıcı teorilerinden bazılarını araştırdım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünyanın tepsi gibi düz olduğuna inananların iddia ettiği dünya haritası ve referans kabul ettikleri harita, Birleşmiş Milletler logosundaki harita gibi olduğunu iddia ediyorlar. Düz dünya teorisyenler için dünyanın şekli tam olarak budur. Tüm kıtalar ortada. Antarktika ise onları çevrelemiş durumdadır. Burada olduğu gibi örneğin Mısır'dan Amerika'ya kalkan bir uçak okyanus değil de Avrupa üstünden geçer. Çünkü düz bir yeryüzü şeklinde en kısa yol budur. Fantastik bir bilim kurgu filmi gibi değil mi? Ama bu haritaya inanan insanların sayısı oldukça fazla. Düz dünya teorisyenlerinin ikinci savı kutuplar. Yani onlara göre dünyanın bittiği yer. Teorilere göre aslında güney ve kuzey kutupları yok. Okyanusların bittiği yerde sonsuz bir şekilde buz kütleleri var. Teori, ben buna hurafe diyorum. Dünyanın üzerinde dönen güneşin dünyanın kuzey kutupları olarak adlandırılan, yani dünyanın merkezine daha az ısı göndermesi sonucu oluşan buzullar. Diğeri ise güney kutupları, yani dünyanın bittiği yer olarak bilinen kısma kadar güneş ışınlarının gitmesi sonucu buzulların eriyerek okyanusu oluşturması ve geri kalan kısımların sonsuz buzullar olması. Bu hayal gücünü zorlayan düşünce inanılır gibi değil. Ama inanan var. Gelelim ufukta kaybolma meselesine. Örneğin, bir gemi açık sularda ilerlerken sizden uzaklaştıkça kayboluyor gibi görünür. Hepiniz bunu tecrübe etmişsinizdir. İlk önce alt kısmı, ardından güvertte, yelken olarak üst kısımlara doğru kaybolduğunu görürsünüz.
Bu durum dünyanın yuvarlak olduğunu kanıt olarak sunulur. Fakat o kaybolan gemiye bir teleskopla bakacak olursanız aslında ufukta bu gemiyi görebilirsiniz. Geminin aslında bizim gözümüzün o kadar uzağı göremediği için kaybolduğu gerçektir. Eğer dünya yuvarlak olsaydı, ufku geçtiği an kaybolması gerekirdi, diyorlar. Bu düşünceyi kanıtlamak adına da yüksek zoom özelliği taşıyan kameralarla çekilmiş birden fazla fotoğraf mevcuttur. Antarktika kıtasını bilmeyen yoktur. Peki Antarktika Antlaşması? Günümüzde Antarktika kıtasının tamamen yasak olduğunu biliyor muydunuz? Üzerinde hiçbir halkın bulunmadığı kıta olan Antarktika, hiçbir devletin ve ülkenin toprağı değildir. 1959 yılında 50 devlet tarafından imzalanan Antarktika Antlaşması ile hiçbir insan ve askeri unsurun giremeyeceği, sadece bilimsel araştırmalar için özel izin verileceği yazılmıştır. İzin harici hiçbir insan bu kıtaya adım dahi atamaz. İşte düz dünya teorisyenleri bu anlaşmanın orada bizden bir şeyler saklandığını, hatta UFO denilen varlıkların kanıtı olabileceğini iddia ediyorlar. Düz dünya kuramcılarına göre gece gündüz oluşumu. Dünyanın güneş çevresinde değil de güneşin dünya çevresinde döndüğüne inanıyorlar. Güneşin ve ayın dünya çevresinde belli bir yörüngede dönmesi gece ve gündüzü oluşturuyor. Mevsimlerinde güneşin yörüngeden yükselip alçalması sonucu oluştuğu bu çılgın teoriler arasında yer almaktadır. Gelelim uzaydan çekilen dünya fotoğraflarına. Uzaydan çekilen dünya fotoğrafları onlara göre gerçeği yansıtmıyor. Dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren bu görsellerin fotoğrafçılıkta kullanılan fish eye denilen balık gözü merceklerle çekildiğini ve insanların kandırıldığına inanıyorlar. Onlara göre yuvarlak hissi mercek hilesi ve biz o hileye inanmış insanlarız. Güneş tutulmasının silindir düzlemde gerçekleştiğini iddia ediyorlar. Halbuki bilinen güneş tutulmasında ayın yer ile güneş arasına girmesi, güneş tekerini örtmesi dolayısıyla güneşin yeryüzünden bir süre kararmış görmesi olayıdır. Güneş tutulmasını kayda alıp hızlandırdıkları bu görseli dünyanın tepsi şeklinde olduğunu iddia edip kanıt olarak sunuyorlar. Gelelim aydan çekilen fotoğraflara. Aydan çekilen dünya fotoğraflarının yalan olduğunu iddia ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin 1969'da aya çıkmış olduğuna inanıyoruz. Fakat düz dünya teorisyenleri bize gösterilen görsellerin ve aydan getirildiği iddia edilen birkaç parça ay taşının gerçeği yansıtmadığına inanıyorlar. Çünkü onlar aya çıkıldığına inanmıyor. Hatta atmosferin bile dışına çıkılamayacağını savunuyorlar. Aya çıkma eyleminin tamamen stüdyo ortamında çekilmiş bir kurgu ve Amerika'nın gövde gösterisinden başka bir şey olmadığını iddia ediyorlar. Sevgili arkadaşlar, düz dünya düşüncesinin 1000 yıl önce taraftar toplamasını makul karşılayabilirim. Ancak içinde yaşadığımız uzay çağında halen bu hurafelere inanan insanların var olduğunu bilmek çok şaşırtıcı. Düz dünya düşüncesine inanmak, Amazon ormanlarında küçük ağaç perilerinin dolaştığına inanmaktan farkı yoktur benim için. Sizler, bizler neye inanırsak inanalım, mavi gezegen uzayın boşluğunda bütün görkemiyle dönmeye devam ediyor.